Evet. Süren doldu. Hadi. Ya hadi 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 hadi. Vallahi sıktın bunaldın. Bayıldın. Aha da müşteri geldi vallahi. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Müşteri veli nimetimiz. Müşteri var yani. O yüzden. Yoksa tam söylüyordum. Müşteri bekliyorum, geldi. Bekliyorum. Ya git bir çay iç. Allah aşkına şey yapma. Bekliyorum. Sen bekliyorsun diye ben müşterimi... Müşterine bak. Bekliyorum. Hadi. Hadi. Ben nasıl yaşayacağım böyle acaba? Ben nasıl yaşayacağım yani? Ay ben nereden sevdim Ergun'u ya? Nereden sevdim ben ya? Sevmez olaydım. Süper seçim valla. Ercan Turgut yazıyor ya. Bana kalsa parantez içinde bıyıklı Elvis diye eklerim. Vallahi bile. Ayrıca kasetimiz garantilidir. Bundan da haberiniz olsun. Teşekkürler. Unutmayın Ergun plakta çalınmayan müzik henüz bestelenmemiştir. Eyvallah. Kolay gelsin. İyi günler. Bereket versin. Nerede kalmıştık? Hakikaten ya. Nerede kalmıştık? Bu Gülden meselesi de nerede kalmıştık? Konuyu değiştirme oğlum. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya konuyu değiştiren sensin kardeşim. Konu başka, konu başka. Kız sözlendi diyorum. Kız evleniyor diyorum. Sen hala benim sırrımın peşinde koşuyorsun. Sırrında sırrın, sırrında sırrın. Sanki sırrım dünyanın sırrı ya. Ya kız evleniyor diyorum. Bir şey yapsana ya. Ne yapacağım ya? Hasbinallah, hasbinallah. Allah'ım bunun beyni durdu. Sen bunu akıl fikir ihsan eyle ya Rabbim. Ne demek ne yapacağım ya? Gitme de, yapma da, etme de. Aşk de, kalp de, yürek de, delikanlılık de, anılar de, geçmiş de, yaşanmışlık de. Amma uzatıyorsun be. Sözün nedir oğlum? Kaybettin, sırrını söyleyeceksin. Bu kadar. Ya sır. Müdahale etsene şu işe. Sır. Müdahale. Sır. Müdahale. Sır. Müdahale. Ya vur şu yumruğunu masaya ya. Vurduk bile oğlum. Nasıl yani? Konuştun mu? Tamer midir nedir ne? Karın ağrısı var ya bir tane, cacık. Evet. Konuştum ben onunla. Kaybol. Sanıyorum onu çok yakın bir zamandan sonra artık hayatımızda hiç görmeyeceğiz. Helal sana be. Dur. Helal sana be. Nazlıların evi burası. Ben ona bir uğrayayım, sonra görüşürüz, olur mu? Tamam aşkım benim. Evi beğendin ama değil mi? İçine sindi. Evet evet, beğendim. Çok sağ ol. Hep boğaz manzaralı bir evde oturmak istemiştim. Aşkım, seni böyle mutlu görüyorum ya. Ben de çok mutlu oluyorum. Evi tuttuk artık. İçini istediğin gibi döşeyebilirsin. Çok teşekkürler. Tamam, hadi git artık. Arkadaşını bekletme. Eyvah, yine bana kaldı bu ya. Deniyor hala niye Gülden'in etrafındaki ya? Ben ona defol git dedim. Bir ev mev diyor, bir şeyler diyor, duydun. Ev mi tutmuş bunlar? Tutmuşlar abiciğim, ev tutmuşlar. Hem de boğaz manzaralı ha. Vay be. Ergun! Gülden'deki hayatı... Hayır. Yok hayır, o anamı söylemedim ya. Benim öyle bir hayalim vardı da yani, kıskandım. Kendi kıskançlığım ya, benim kıskançlığım. Yani demek ki para var ama yani herifte. Ya Ergun ya! Para var demek ki, para var, parası var ya, bir şey demedim. Allah Allah. Sen ne yaptın, konuşacaktın çocukla? Konuştun mu sen çocukla? Konuştum. Hah? Geçen bunlar yine pastanede oturuyorlar. Aynı muhabbet yine, ev mev, ne o Arnavutköy'de mi ne? Hah. Aynı boğaza karşı ev durumları. Girdim işte ben pastaneden içeri. Arnavutköy'de muhteşem bir daire buldum. Boğaz manzaralı. Tam senin istediğin gibi. Orayı tutmayı düşünüyorum. Sen ne diyecektin bana? Ben... önemli değil ya, sonra söylerim. Tamam o zaman. Hadi yeni evimizi görmeye gidelim. Ya... Tamer miydi? Evet, Ahmet'ti. Ahmet'ti galiba değil mi? Doğru. Sen şöyle bir otursana, iki dakika bir konuşalım mı seninle? Tabii. Ben dışarıda bekliyorum seni. Geliyorum hayatım. Buyur, dinliyorum.
sen iyi birine benziyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gördüğümüz kadarıyla halin vaktinde, yerinde. Allah daha çok versin, gözümüz yok. Böyle Boğaz'a karşı evler falan. Neredeydi? Arnavutköy. Arnavutköy. Arnavutköy'de ev mev tuttuğuna göre Allah daha çok versin. Sağ ol. Tipin de düzgün. Dıştan bakınca bayağı böyle seni bir adam madam zannederiz yani. Şimdi bilmen gereken bazı şeyler var. Neymiş? Sen burada yokken ben vardım. Ne demek istiyorsun? Nasıl yani? Şöyle ki... ben ilkokuldan beri Gülden'le beraberim. Çok eskiden beri aynı mahalledeyiz biz ve Allah nasip kısmet ederse ben Gülden'le evleneceğim. Nasıl yani ya? Basbaya. O zaman benle niye evleniyor? Seninle evlenmiyor. Sana öyle geliyor. Saçmalık bu Ahmet. Tabii ki saçmalık canım. Saçmalığın daniskası. Kız ne yaptığını bilmiyor. Yapmak istemediği bir şeyi yapıyor. Zaten şimdi üniversiteye gidiyor. Bırak kız üniversiteye gitsin. Üniversiteden dinle bir. Üniversiteden mezun olsun. Sen de kalk paşa paşa Amerika'na git. Orada kafana göre bir kız bul. Onunla evlen. Gülden'le değil. Anladın mı? Ben Gülden'i seviyorum. Uzatma. Uzatma. Gülden'le evlenmeyeceksin. Otur. 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 Gülden'le evlenmeyi aklından çıkar. Ben Almanya'daydım ya. Böyle sana mail etti zannediyorsun sen. O sana öyle geliyor. Kızım biraz kafası karışık. Ne yaptığını bilmiyor. Ona biraz zaman tanımak lazım. Anladın mı? Anlıyorum. Bak Ahmet. Heh. Ben kavgacı biri değilim. Güzel. Bu söylediklerini düşüneceğim. Düşün. Gülden'le de konuşacağım. Ha. Git konuş. Paşa paşa. Efendi efendi Allah'a ısmarladık de. Vedalaş. Sonrası Tamer'di değil mi? Tamer. Sonrası Tamerci. Tak sepeti koluna. Herkes kendi yoluna. Hadi. Güzel. Hem kafiye yapmışsın, hem gerekli ilgiyi, ihtimamı göstermişsin. Bayağı da medeni davranmışsın yani. Ben çoktan ağzını burnunu kırmışındır. Hikayenin sonlarına dişlerini toparlayıp eline bir vermişindir. Onları köpek dişleri, az dişleri diye gruplarına ayırtmışındır falan diye düşünmüştüm. İyi ucuz yırtmış yani çocuk vallahi. Olur mu canım? Sonra Gülden ne der ya? Otur. Ha o yüzden. Tabii canım. Gülden ne der diye. Evet. Yoksa onu bükerdin sen çünkü. Herhalde. Bir esnettirdin onu sen. Kırardım herhalde. Muhtemelen. Muhtemelen. Ama o dedi yani ben tamam dedi gideceğim Gülden'le konuşmamış mı yani? Ya konuşsa böyle olur mu? Konuşsa ev tutarlar mı? Ya düşsene gidiyor konuşuyor üzerine ev tutuyorlar. Hiç mantıklı geliyor mu sana? Bir mantıklı geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Bir düşünsene. Arada sırada yaptığın bir şey. Bir yap bir. Bir düşün bir. Peki bu dümbelek ne gitti de ne söyledi Gülden'e? Uzun konuştunuz. Ne söyledi Ahmet sana? Kötü bir şey mi söyledi? Bırak onun peşini falan mı dedi? Hayır hayır. Niye öyle bir şey söylesin ki? Yok şey... yani ben Ahmet'i çok eskiden beri tanırım da hani... öyle şeyler söyleyebilir. İyi söylemediyse iyi. Yani ne de olsa burası küçük bir mahalle değil mi? Amerika değil. Ahmet iyi çocuk. Düğünümüze gelmek istiyormuş. Mutluluklar diledi. Düğünümüze mi gelmek istiyormuş? Evet, öyle söyledi. Gidelim mi Gürden?
vardı, hiç konuşmadılar. Belki de başka şeyler anlattı. Belki de çocuk konuştu da Gül'den umursamadı. Belki. Yani umursamıştır canım. Umursamıştır da konuştuysa umursamıştır. Konuşmadıysa neyi umursayacak ya? Umursamıştır canım, umursamıştır. Niye umursasın ki? Biliyorsun sen niye umursasın? Para çocukta. Zenginlik çocukta. Varlıklı çocuk. Gül'den benimle evlenince ne olacak ki? Bu mahallede şuradaki evlerden bir tanesinde oturacak. Onunla evlenince Boğaz manzaralı evde oturacak. Büyük. Rahat bir evde. Yok yok, şey yapma ya. Niye umursasın ki? Yok oğlum ya.